sizde her gün bir çeyrek altın. Cuma günü 10 altın bilezik kazanmak isterseniz yapmanız gereken www.kanaldaya.com.tr adresinden WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 nolu hattan bizlere ulaşabilirsiniz. Çok gerginim. Çok gerginim. Yasemin ve Rabia, sizler ne olduğunu biliyorsunuz ama kayınvalideleriniz dahi sanıyorum hala hazırda bilmiyorlar. Ben şimdi kısa bir özet geçmek istiyorum seyircilerimiz için de. Şimdi ilk tadımını Yasemin Hanım biliyorsunuz sizinle yaptık. Evet. Çok keyifliydi. Aynen. Hani her tadım sonrasında yeni tabaklar hazırlandığı için kısa birer ara veriyoruz. Sizini ayrı bir yere, evet, gelinleri ayrı bir yere alıyoruz ve tabaklama yapılıyor. Dolayısıyla öyle bir andı. Böyle bir anda ben korkunç bir ses duyuyorum dedim ya. Bu nereden? Gerçek anlamda kıyamet koptu bu yemekhane tarafında. Ekip arkadaşlarım Rabia ile Yasemin'i ayıramamış biliyor musunuz? Ay. O kadar. Bunlar ya ikiniz de benim çok sevdiğim gelinlersiniz. Aranızda bu kadar hani gerilimi tırmandıracak ne olabilir? Rabia, ne oldu? Yani Aslan'ım biliyorsunuz ilk tanımdan sonra Yasemin'le tartıştık zaten. Hani burada sözlü birbirimize laf söyledik. Ben çekim öncesinde Yasemin'e küçük bir sır vermiştim. Onu arkadaş, dost bilip küçük bir sır vermiştim. Emin olmamakla birlikte onunla paylaştım. Ama Yasemin ilk tadımdan sonra o sırrımı kayınvalideme söyleyeceğini söyledi. Yani ve ben kayınvalidemin duymasını istemiyordum. Açık bir şekilde söylüyorum. İstemiyordum. Bunu yapınca benim sinirlerim zaten gerçekten bozuk. Sinirlerime maalesef burada hakim olamıyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz zaten, burada. Zaten bak Rabia, ben İnanın, açık söyleyeyim sana. Senin bir haftadır, 10 gündür sinirlerin ve ayarın çok, gerçekten bozuk. Aynen öyle. Senin böyle akıllısın, aklı başındasın. Hani vallahi billahi seviyorum ya sizi. Sır dediğiniz şey söylenmez. Ve ben emin değildim. Arkadaş görüp paylaştım. Beni o şekilde tehdit edince benim sinirlerim bir anda iptal. Tehdit. Tehdit etti kesinlikle. Yasemin, aynen. Böyle mi oldu? Böyle olmadı aslanım. Ben onu tehdit etmedim. Bana söyledi. Gülüştük ettik. Sonra ben ona şaka yaptım orada. Hadi Yasemin ablaya da ben söyleyeyim tarzı. Ağzımdan çıkmasıyla bu kelimenin bana saldırması bir oldu zaten. Onun o tepkisinden sonra ben de zaten ciddiye bindirdim. Ben orada ona küçük bir şaka yaptım. Benim üstüme vazife değil zaten bunu gideyim Yasemin ablaya ben söyleyeyim. Orada ona sadece küçük bir şaka yaptım. Hadi ki aynı şakayı birkaç gün önce bana yapmıştık. Ama Rabia'ya nasipmiş diyeyim. Rabia birden ortalığı alevlendirince bu sefer ben o yüzden ciddiye bindim. Asla. Yoksa saldım. Senin özel hayatın veya kayınvalidenle olan ilişkin beni ilgilendirmez. Aynen. Ama ben sana orada, sen bana bu sırrını verebiliyorsan ben sana bu şaka yapma ya da birbirimize takılma şeyi var demek. Aramızda bir bağ var. Saldırdı diyorsun. Sen buradan beni tehdit ederek çıkıp gittin lavaboya. Ben de arkandan geldim. Sakın bunu dedim yapma Yasemin, tamam mı? Ama sen ne yaptın? Karşımda daha beter, sinirli bir şekilde konuşup beni bu raddeye getirdin Yasemin. Asla böyle bir insan değildim. Aslanım özür diliyorum. Gerçekten kendime hakim olmaya çalışıyorum. Sizin yanınızdayız. En azından burada sakinliğimi koruyabilmem için lütfen daha makul konuş. En azından yaptıklarını düzgün bir şekilde anlat. Benim yaptıklarım gayet normal. Hatta ben tuvalete gittim. Konu uzamasın diye gittim. Sana verdiğim sen sırrı. Sen benim peşimden geldin Tupac. Orada da seni bıraktım gittim. Evet. Orada da o konu uzamasın diye yine seni tuvaletin orada bıraktım gittin. Her defasında ben sana tamam konuyu kapat, bana anlatma, beni ilgilendirmiyor dedikçe sen benim peşimden gelip bana saldırmaya devam ettin. Peki madem seni ilgilendirmiyordu niye anneme söylemekle beni tehdit ettin? Ben seni tehdit etmedim. Orada gülüştük ve şakalaştık. Sonra sen birden olayı ciddiye aldın. Asla. Şakalaşmadık. Gereken bir şey. Ben çok önemli bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor ya? Ciddi yani, ciddi beni tehdit eder gibi Yasemin konuştu. Hanım. Yani senin sırrın ne olabilir Rabia? Kayınvalidemin duymasını istemiyordum çünkü henüz eşim bile bilmiyor. Yani sadece ben şüpheleniyorum. Ve Yasemin'i dost görüp açıldım. Yaptığı şey buydu aslanım. Yani ben şu an burada bile söylemek istemiyorum. Hakikaten Rabia, bu kadar seni çileden çıkartan
Hani sır, hani anlatamayacağım bir şey mi? Yüz kızartıcı mı? Yavrucuğum başına bir şey mi geldi, söyledin, sırrını paylaştın, ortak oldu da... Hani sen bu kadar kan beynine çıktın. Söyleyeyim, herkes bilsin artık, zaten mecburen söyleyeceğim. Ben gebe olduğumdan şüpheleniyordum. Ya. Aa, ne var bunda? Ay, yani, sır mı? Anne sana ne? Daha ben eşime söylememişim. Bu yani, sır mı yani? Evet anne, senin duymanı istemiyordum. Daha Sercan'ın haberi yokken sen hiç niye ama... duyasın? Ama dediğim gibi aslanım, burada öğrenilsin istemiyordum. En azından bebek büyüsün, cinsiyeti belli olsun, sürpriz olsun herkese. Sadece eşimle paylaşayım istiyordum. Bir de Yasemin, tabii, direkt kayınvalideme ya... Bir de net değil mi dedin? Net de değil aslanım. Sadece dediğim gibi uyku hali, mide bulantısı, baş dönmesi, evet, yani hamilelik belirtileri var. Ama evet, henüz ben de bilmiyorum, neden emin değilim. Neden bir test bir şey yaptırmadın kızım? İnanın hiç yapma fırsatım bile olmadan minicik böyle içimde bir... Ya bak, acaba bu çok özel bir durum. Amenna. Bir insan hani... Tabii ki hani sen bunu dünyaya getirmeye hazır mısın? Kendinden emin misin? Değil misin? Tabii ki bu senin mahremin. Aynen. Tabii. Seni anlıyorum. Kesinlikle. Ben açıklansın istemiyordum yani. En azından burada bu şekilde açıklansın istemiyordum. Eşimle paylaştıktan sonra en azından kayınvalideme ya da kendi aileme. Kayınvalidenden özellikle neden bu konuyla ilgili ya, bir çekingenliğin var? Kayınvalidem de şöyle... O hani birer tane eş, eltimin de bir çocuğu evet, var, benim de bir çocuğum evet, var. Kayınvalidem ikinci çocukları yapmayın diye. Nasıl yani? Evet, hani günümüz ekonomisinde maalesef ikinci çocuklar daha zor olacaktır. Birer çocuğunuza yani, en güzel hayatı haksız sunun. Haksız sayılmaz. Evet, evet, en güzel hayatı sunun. Ama o çocuk aradığında bir şey demez ki. İşte bu yüzden biraz çekiniyordum. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada gelin Yasemin'e söz vermek istiyorum. Evet Yasemin, bir şey olay söyleyeceksin. Olay tamamen buydu Aslı Hanım. Ve biz anne bunu paylaştığı zaman ben orada mutlu oldum, sevindim. Evet. Bir Yasemin abla için tereddüte düştü. Söylesem mi, aha, hani öyle aha mi olur, ister mi istemez mi? Evet. Ben de onu aslında orada şey yaptım. İster, niye istemesin? Ya. Hadi bak söyle. Destek olmaya çalıştım. Tabii bak hadi şakalaştık orada. Dedim ki bak git söyle, niye mutlu olur kadın? Burada torunuyla da gayet mutlu. Ben mi söyleyeyim? Bak ben söyleyeyim. O kelime var, ağzımdan çıktı. Rabia 365 ya, derece değişti. Yani gerçekten bir insan ancak bu kadar güzelleme yaparak anlatır. Sen beni tehdit ettin Yasemin. Hala sen beni tehdit ederek. Rabia bu tehdit edilebilecek bak, bir durum değil. Ne var bunda? Ama ben tehdit edilebilecek bir saniye kızlar ya. Değil. Şimdi Rabia. Bir saniye. Rabia. Bir dakika. Evet Yasemin Hanım'a sormak istiyorum ben. Bizim bir bebeğe hazır olmadığımızı sen biliyorsun. Anne sen hazır değilsin. Ben Sercan da hazır değilsin. Hayır. Sen de hazır değilsin. Sen daha da karana bakamıyorsun. Anne, bir ikinciye nereden bakacaksın? Anne sen mi baktın karana? Evet ben baktım tabii. Ben karanı gayet aldım, iş yerine götürdüm. Senin ablaların bakıyor. Sen bakmıyorsun, bakamıyorsun. Elzem durumlarda bunlar ceryan ederken ben ha, gayet güzel oğluma bakıyorum. Sen çok nadir karana bakıyorsun. Sen, sırf ben çalışayım, para kazanayım, oğluna destek olayım diye karana bakıyorsun. Sen bir ikinci çocuğa hazır değilsin. Evet, Sercan'ın borçları bitene kadar, bir şeyler sahibi olana kadar evet çocuk yapmayalım. Ondan sonra biraz daha maddi durumumuz iyi olsun, o zaman kusura bakma anne, benim yaşım geçecek belki, sabrım kalmayacak ya da karan büyümeden ona bir kardeş gelsin birlikte. Sen bir taneye bakamazken ikinciye nasıl bakacaksın? Ya Yasemin Hanım ne ona yapıyorsunuz? Anne, gayet güzel olduğumu yetiştiriyorum. Ya gelinin belki ben hamileyim, şüpheleniyorum diyor. Senin yüz ifadene bak. İşte hayır, bu yüzden bakın, ya insan değil, şaşırır. Hazır değil, yeni bir ya bebeğe hazır değil. Ya sen buna nasıl karar verirsin? Sırf senin bu tepkin için Yasemin'e bastıra bastıra dedim ki bak Yasemin söyleme dedim. O da bununla tehdit etti, bakın işte gördünüz değil mi manzara bu olacağını ben çok iyi biliyordum. Gerçekten yani. Gerçekten kaza kaldığını fark yani, edelim. Tamam. Yani öyle bir şey olursa zaten böyle ama bir tepki de veririm bizim ben. Planımızda çocuk yok şu an. Ya siz olabilirsiniz. Ben babaanneyim. Sen kimsin derken? Yasemin Hanım yani ben çok mahrem bir şeyden bahsediyoruz. Anne. Babaanne olup da içine dahil olamayacağınız bir konu farkında değil misiniz? Biz yeni bir bebeğe hazır değiliz. Siz ama baba, belki baba hazır. Hayır baba da hazır değil.
Madem o çocuğun annesi benim, babası Sercan. Biz çocuk istediğimizde inşallah olacak. Bence İstemediğimizde de olmayacak. Sen bizim aile planlamamızı yapamazsın. Bence de. Ha, eğer yapmak istiyorsan o zaman seni, elini ya cebine atacaksın, yardım edeceksin. Ya da elini cebine atmıyorsan demeyeceksin. Rabia, şu an siz bir bebeğe hazır değilsiniz. Ben niye elimi cebime atayım ya? O zaman karışma anneciğim. Madem bu ekonomi ben, bize ait. Bak, madem ben kötü bir şey demiyorum. Ben diyorum ki çocuğun büyüsün 5-6 yaşasın. Ondan sonra yap. Bu senin fikrin anne. Hanımlar bir dakika. Böylesi müjdeli bir haberi, böylesi güzel bir haberi. Maalesef. Böyle mi öğrenecektik? Maalesef. Ya? Maalesef. Bu ne ya? Yani çok mutlu olmuştum biliyor musunuz Aslanım ilk duyduğum zaman. Hani sevinmiştim Rabia adına. Hatta o anda da o heyecanımla ona dedim ki hadi gel Yasemin ablanın yanına gidelim. Hatta dedim Aslı Hanım'a söyleyelim burada kutlansın. Ama ben de sana dedim. Ben annemin vereceği tepkiyi biliyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Önce eşimle konuşacağım. Sonra anneme söyleyeceğiz. Sen Yasemin Hanım'dan mı çekindin? Evet Aslı Hanım, gerçekten fikri buydu. Çünkü biliyorum. Yasemin'i yüzden... dinlemek istiyorum. Evet. Rabia, bu kadar madem sizin hayatınızda çok önemliydi. Hani Yasemin abladan korktun, çekindin. Ben birkaç gün önce senin mesajlarını işaretledim burada. Niye geldin bana söyledin o zaman? Sen belki de benim bunu Yasemin ablaya söyleyeceğimi düşündüğün için geldin söyledin. Hayır, bana. İnanılmaz güzel bir noktaya değindin gerçekten. Sen burada bambaşkasın, arka tarafta bambaşkasın. İnanılmaz gerçekten. Çok samimisiniz. Dostane yaklaşıyor arkada. Ne dedi az önce? Bu haberi aldığımda müthiş sevindim. Bakıyorum gerçekten ana seviniyor. Arkadaş, dost ya. Gayet güzel arkadaşlık kurmuşuz kısacık zamanda. Açıldım dedim Yasemin, bak içimde küçücük bir heyecanım var. Bunu seninle paylaşmak istiyorum dedim. Paylaştım. Hop Yasemin. Tam geçen günkü mesajları ifşaladığı gibi dedi ki evet seni ifşalayacağım Yasemin ablaya gidip söylüyorum. Yasemin yapma. Arkasından koştum aslanım, hemen lavaboya gitti. Bekledim, bak Yasemin yapma. Çünkü ben annemin vereceği tepkiyi biliyorum. Peki, yapma. Ben sana daha önce söylemiştim. Bu arada değerli izleyenler hazırlanıyor şu anda. Hanımlar şimdi gelinin mutfakta yönetimi, ekibimiz, ekip arkadaşlarımız, yapımcımız hepsi toplandı. Görüntüleri kare kare inceliyorlar. Ancak ve ancak çok az bir kısmını yayınlayabiliriz. Diğer türlüsünü ben seyircime hakikaten izlettiremem. Şu duyduğunuz olayın çok arka hayır. taraftaki yansımasını size kelimelerle anlatamam ya. Sadece buradan şunu söylemek istiyorum. Görüntüler sonrasında Rasim'in ve Rabia. Bu durumun çok ağır bir yaptırımı olacak. Gördün mü? Bu böyle özürle falan kalmayacak, ben size net söyleyeyim. Ben Rabia'dan da Yasemin'den de böyle bir şey bekliyordum. Çok gerginler. Evet değerli izleyenler, şu anda ekip arkadaşlarım güvenlik kamerası görüntülerini hazırlamışlar. Sadece sizlerle paylaşabileceğim şekle getirerek çok teşekkür ediyorum arkadaşlarından. Abartmamalarını, o görüntülerin hepsini vermelerini gerçekten istemiyorum. Yasemin ve Rabia arasında yaşanan o tatsız olayın güvenlik kamerasına yansıyan bir kısım görüntülerini buyurun izleyelim. Rabia mı ittirdi? Şimdi bu var ya, çok az bir kısmı. Ay, yani böyle ya. Bir şey yok. Bak vallahi yine tüylerim diken diken oldu. Bu görüntülerdeki ve devamını biliyorsunuz. Nedir bunun? Asla ittirmedim. Aşk olsun bu. Ay. Bu ne bu? Gerçekten ittirmedim. Sadece kolundan tutup konuşmak istedim. Bana dokunma, bana dokunma diye geri geri kendini çekti. Asla itecek ya da şiddet edecek birisi değilim. Yasemin maalesef abartmayı sevdiği için burada da abartıyor. Asla ittirmedim.
Ben bir şey yapmadım. Rabia masum duruyor ama öyle değil. Rabia, görüntüler yayınlanmadı ama içeride bütün görüntüler izlendi. Burada yayınlanmadı sadece. Konuşmak istedim ama sen kendini bana dokunma, bana dokunma diye geri geri attın. Yasemin benim üstüme geldi. Ben hiçbir şey yapmadım. Bak burada gerçekten sakin kalmak için çabalıyorum ama sen bunu gerçekten zor. Bak ben orada yine senden kaçıyorum. Diyorum ki tamam sus, beni ilgilendirmiyor diyorum. Senden kaçıyorum. Sen hala benim peşimden geliyorsun. Hani hamile olduğunu düşündüğüm için senden kaçıyorum ve sen hala benim üstümde gelip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Ne oluyor ya? Allah. Ne güzel bir haber. Ama ikinizden biri çok ciddi yalan söylüyor. Biriniz şaka dediniz, biriniz tehdit dediniz, biriniz kolumu çekti dediniz, biri konuşmak için tutuyor. Hanginiz doğru söylüyor? Ya. Konuşmak için kolundan tuttum. Evet, temasım orada ama asla ittiremedim. İttirmedim zaten. Yapmazdım bunu. Şiddet çünkü yani. Asla fiziksel bir şiddet etmedim. Sen tamamen benden böyle uzaklaşmak için kendi kendini geriye attın. Ki görüntülerde de görünüyor yani. Rabia, bu görüntüler sadece buraya yansıdı. Geri kalanlarını herkes izledi zaten içeridekilerden. Ben hemcinsim olmasan da karıncayı bile incitmeyecek. Ben kalkacağımda seni ittireceğim. Niye geçen hafta Eliz'i burada ezip geçiyordun? Yasemin yapmadım. Hiçbir zaman ezip geçmedim. O kadar hakkımı yediler, o kadar haksızlık ettiler. Ona rağmen kendimi sakin tutmak için elimden geleni yaptım. Ama maalesef bazı yerlerde bardağı taşıran son damla oluyor. Ve bu da aynen öyle bir şeydi Yasemin. Bak bir şey söyleyeceğim. Arka tarafta var ya. Ne sen aşağıda kalmışsın Yasemin, ne sen Rabia. Hiçbirinizin hani birinden farkı kalmamış. Maşallahınız var. İşte duymadık ya. Finalde arkadaşlarımla birazdan toplanacağım. Ve ben size gereken açıklamayı yapacağım. Of. Bakın burası çok ciddi bir kurum. Tamam mı? Her şeyden önce bir kanal. Bizi milyonlar izliyor. Sizi izleyen çoluk çocuk var. Örnek alan insanlar var. Sizi sevenler var. Aileniz var da var. Burada kayınvalideleriniz var. Burada ben varım. Stresinize, sinirinize hakim olamıyorsanız burada işiniz yok. Yok ya. Pardon ya. Benim burada kulisten ne oluyor? Birine bir şey mi oldu diye siz beni çıkartamazsınız. Bu kadınlar duysaydı o sesinizi. Beni asistanım tuttu, aslanım siz bir durun. Yok bu televizyon dedi, yok bu bir şey, önemli bir şey değil, korkmayın. Durun sakin olun. Beni içeride sakinleştirdiler. Haberiniz var mı? Yazık günah değil mi bu kadınlara, bu insanlara? Sözlü şiddet benim olduğum yerde ben böyle saçma sapan yakışıksız hareketler, ifadeler, fütursuzca haller hareketler istemiyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, son tadımız var. Değerli izleyenler, günün finalinde bunun bir yaptırımı olacak. Bu kadarını söylüyorum. Kısa bir ara vermek istiyorum izninizle. Ekibimle kısa bir toplantım var. Ve Nurten Hanımcığım, evet, tadımımızı yapalım Allah'ın izniyle. Ve finale geçelim, olur mu? Olur, olur. Evet değerli izleyenler, kısacık bir ara. Ardından birlikteyiz.